Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler. Hepiniz yeni ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine saat 20'de hep birlikteyiz. Kahvemizi aldık Türk kahvemizi. Birlikte yudumlayacağız hem de sizlerle bazı şeyleri konuşacağız. Evet arkadaşlar bugün ben hem Twitter adresimde hem de sizlerle paylaştığım bilgilerde piyasalarda baş döndürücü özellikle faiz, dolar, Merkez Bankası üçgeni arasında gerçekten ıskaladığımız bir şey var. Beni bu konuda maruz görün arkadaşlar. Aslında sizlere ben Aralık ayında ucuz kalmış hisseler serisinde iki tane sigorta şirketi, bir tane de sanayi şirketi paylaşacaktım. Ancak onları paylaşamadım. Fakat sizlerden daha önce bu paylaşacaktım. Ancak gündem o kadar yoğun olduğundan dolayı hep öteliye öteliye kaldım. Ancak kendim o işlemleri yaptım. Size bunu bildiremedim. Bu bildiremediğimden dolayı, gündemin yoğun olduğundan dolayı da Sizlere bu paylaşmak istediğim sigort şeylerin hissenin ucuz kalmış hisseler serisinde Türkiye Sigorta'ydı arkadaşlar. Şimdi Türkiye Sigorta'da ben neler yaptım, sizlerle neyi paylaşamadım gündemin yoğun olduğundan dolayı onu bir görelim, tekrar dönelim. Evet arkadaşlar burada ben tabii Akbank'ı burada Akbank çok fazla şey Akbank alıyorum, satıyorum, İş Bankası Burada Türkiye Sigorta bakın arkadaşlar. 5.07'den. 5.07'den 5.07'den yani 5.06 5.07 maliyette yaklaşık bir 100 bin liralık Türkiye Sigorta aldım. Ne zaman aldım arkadaşlar? 1 Aralık'ta almışım şurada gördüğünüz gibi. 1 Aralık'ta almışım. Evet daha sonra ne yaptım arkadaşlar? 1 Aralık'ta aldım. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar burada. Evet bu iş bankasını alıyorum satıyorum. Bunlar önemli değil. Şurada baktığımda evet iş bankasından nedir? 21 bin not almışım satmışım. 6.59'dan Akbank almışım. 6.65'den İş Bankası'nı satmışım 21 bin not. Ve sonra ben almış olduğum o yaklaşık 20 bin notun 5.06'dan 5.51'den 8 bin notu Türkiye Sigorta'yı satmışım. Ne zaman? 3 Aralık'ta satmışım. Yani 1 Aralık'ta 5.07'den alıp 8 bin notunu 5.51'den satmışım. Şimdi baktığımda Türkiye Sigorta'ya baktığımda arkadaşlar Türkiye Sigorta nereye gelmiş? Bugün içinde yine bir borsada yükseliş vardı. 5.76 olarak görüyorum. Şimdi arkadaşlar evet maalesef ben sizlerle bunu paylaşacaktım. Bununla beraber bir sigorta şirket daha paylaşacaktım ve bir sanayi şirket daha paylaşacaktım. Ve özellikle BIST 30 de ama gündem o kadar yoğun ki gündem çok fazla yoğun olduğundan dolayı da şey yapalım. Şimdi bir e bir bizim göndermiş olduğumuz tweetlere ve haberlere bakalım. Ondan sonra tekrar yayınımıza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü tweetlerimden Size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 2 ay önce 8 TL'de dolar pahalı derken şu an 500 bas puan faiz artırsa dolar 10 TL'nin altına gelmez demişim ki çok haklıyım. Ortada bir savaş varsa bu savaşlara köylü, işçi, işsiz, esnaf, memur, öğrenci, anne baba hep ön sırada yer aldı. Bu savaşlarda artık ultra zenginleri, siyasiler ve deli para kazanan film yıldızlarını ve ses sanatçılarını görmek isteriz demişim. Ve bugünkü de şu an yer yer dolarda mahalle çatışmaları, var. asıl savaş ve meydan muharebesi 15 Aralık'ta 100 bas puan indirince demişim. Ve arkadaşlar ekonomik savaşa tüm siyasiler maaşların enflasyon düşene kadar ülke bütçesine bağışlayarak katkıda bulunabilir demişim arkadaşlar. Ve 13.40 yatay destek demişim. Ve bugünkü en önemli şey Merkez Bankası'nın 1 milyar TL müdahale ettiğini bugünkü haberlerden öğreniyoruz. Yani biz ne demiştik? 500 milyon TL demiştik. Evet 500 milyon TL diyene kadar da gerçekten de 1 milyar TL çok büyük bir olay. Ve Forex habere düşen bir haber. Bugün Merkez Bankası yatırımcılarla görüştüğünde faiz indirimi için, indirim için sınırlı bir alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum diyor. Ve bu noktada artık yani gerçekten insanın artık sinirleri bozuluyor diyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar ben kabul ediyorum. Yani buradan şuna sesleniyorum. Ortada bir ekonomik savaş varsa, her zaman işçi, memur, köylü, fakir, fukara, garip, kuraba hep ön sıradadır ve her zaman da ön sırada olacağız. Yani hiç de sorun değil. Yani kanımızın son damlasına kadar taşın altını elimizde sokarız. Ancak bizler de artık istiyoruz ki, bizler de artık bu ekonomik savaşa girdiysek ki, bugün Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla yapmış olduğu toplantıda bu yeni belirlenen ekonomik modelin, yeni belirlenen ekonomik modelin meyvelerine 6 ila 7 ay sonra alacağımızı söylüyor. Kabul ediyorum 6 ay 7 ay karnımıza taş bağlar. Gene dayanmaya dişimizi sıkmaya dişimizi sıkarak dayanmaya devam ederiz. Ancak dediğim gibi bir Anadolu'da laf vardır. Dereye su gelene kadar da kurbağanın gözü patlıyor. Gözümüz de patlasın. Ancak biz halk olarak şunu da istiyoruz. Biz yalnız kalmayalım. Biz bu gözümüz de patlasa, karnımıza taş da bağlasak 8-9 ayda bu enflasyonla mücadelede İnecekse evet hep beraber olalım. Ben de buradan tüm siyasilere ister A partisinden olsun, ister C partisinden olsun, isterse İ partisinden olsun hiç önemli değil. Tüm siyasi partilere hepsine ben enflasyon düşene kadar bu fedakarlığı halkla birlikte göstererek ve tüm maaşlarını 8 ay 9 ay boyunca enflasyon inene kadar devlet bütçesine bağışlamalarını istiyorum. Bu devlet bütçesine bağışlayarak enflasyonla olan bu savaşa katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Eğer bir yetkili varsa bu talebimi, bu arzımı inşallah değerlendirir. Değerli arkadaşlar, şimdi dolar TL 2 ay önce 8.5 liradaydı. 2 ayda 8.5 2 ay önce fazla değil. Yani Eylül'de 8.20 8.30 bandındaydı ve şu an 14 TL'lere kadar geldi. 14 8.5 TL dersek bölü 8.5'a böldüğümüzde yaklaşık %65 2 ayda dolar TL şey kazanmış değer kazanmış yüzde 65 iki ayda. Peki biz faizleri ne yaptık arkadaşlar? Faizleri yüzde 19'dan yüzde %15 15'e getirdik. Yani 400 bas puan faiz indirdik. 400 bas puan faiz indirdik ancak dolarda yüzde 65 yüzde 70 iki ayda değerleme kazandık. Eğer iki ayda birisi bana %70 dolar değer kazanılacaktıysa deseydi 400 bas puan indirilerek zaten bu kazanılabilirdi. Ancak ekonomi kurmaylarının ve ekonomide söz sahibi olan insanların bu faizler enflasyona sebeptir. Faizler inecek, inecek, inecek deniyor. Ancak bugün çok sert fiyatlanıyor bunlar ve bizim yani aslında için nereden tutacağımı da şaşırıyorum. Merkez Bankası diyor ki benim herhangi bir kur hedefim yok. Ondan sonra 14 liraya gelince kura müdahale ediliyor. Sizin eğer bir kur hedefiniz yoksa niye müdahale ediyorsunuz? Tamam müdahale ettiniz. Yani sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla 500 milyon dolarla müdahale edildi sanılıyor. Oysa bugün çıktığında açığa çıktığında 1 milyar dolar kadar kontratlarla beraber müdahale edildiği anlaşılıyor. Ki 1 milyar doları da bu yabancı balinaların yuttuğu da çok açık. E tamam o zaman şimdi öyle bir zor bir durumdayız ki biz. Yani şöyle bir zor durumdayız arkadaşlar. 15 Aralık'ta. Faiz kararını ben 100 bas puan faiz indirimi bekliyorum. Eğer bu faiz indirimi gelmezse piyasada ters algılar. Çünkü sürekli faiz inecek enflasyon düşecek faiz düşecek enflasyon düşecek dendiği anda da bu noktada faizi indirmemekte de piyasa yatırımcıları tarafından tersi anlaşılır. Yani gerçekten bırakın büyük yatırımcıyı küçük yatırımcı bile yani hangi yöne bakacağını şaşırıyor. E şimdi böyle bakınca tabii biz yatırımcılarla olan Merkez Bankası'nın toplantısına baktığımızda Merkez Bankası Başkanı çok sınırlı bir alan kaldığını söylüyor. Ya şimdi yani gerçekten çok sınırlı bir alan kaldı demek. şimdi o zaman biz niye bu noktaya geldik? Yani zaten %19'dan %15'e faiz geliyor. Evet %19 evet enflasyona sebep oluyor. %15 enflasyonu mu indirecek? Yani niye %15? Yani veya %14 niye değil? Veya %9 niye değil? Yani bunu bir kalıba oturtturamıyoruz. Kalıba oturtturamayınca önümüzü göremiyoruz arkadaşlar. Yani dediğim gibi ekonomik bir savaş veriliyor. E şimdi ekonomik bir savaş verildiği anda da şimdi yatırımcılara kalkıp bizim artık çok sınırlı bir alanımız kaldı faiz indiriminde demek yani cepheden kaçmak olmuyor mu? Yani dediğim gibi gerçekten aslında işin açıkçası nereye bakacağımızı şaşırıyoruz. Ve ben sizler aslında dediğim gibi Aralık ayında borsada ucuz kalmış hisseler serisine devam edecektim. Ancak gündem o kadar hızlı yoğun ki. Yani Merkez Bankası'nın demeçleri, yatırımcılarla olan toplantısı. Yani ben işin açıkçası Türkiye sigortayı aldım. Evet böyle bir %8, %9 bir ertesi gün rally yapacağını tahmin ettim mi etmedim. Çünkü niye piyasa önünü göremiyor? Ha bunu biz de ben hemen niye paylaşamadım? Çünkü önümü de öngöremiyorum. Önümü de öngöremediğinden dolayı bu geriye de gidebilir. E çünkü böyle bir iki arada bir derede kalıyorsunuz. Artık tesadüfi eserlerle para kazanmak zorundayız. Bir an önce önümüzü görmemiz lazım. Yani faiz indirim sürecinin sonuna mı geldik? Faiz indirim süreci devam mı edecek? Gerçekten sınırlı bir alanda mıyız? Yoksa faiz enflasyonun nedeni midir? Şekirdek enflasyona mı bakacağız? Manşet enflasyona mı bakacağız? Yani hepsinin şey veya bizim bir hedef limitimiz mi var? Merkez Bankası'nın bir kur limiti mi var? Niye 14 lirada müdahale ediliyor? 13'te niye edilmedi? O zaman 15'te müdahale edilir veya 16'da niye müdahale edilmeyeceğiz deniyor. Bizim hedefimiz yok deniyor ama müdahale ediliyor. Bunlar hep cevaplanması gereken sorular. Sadece küçük yatırımcının kafasını değil yani büyük balinaların bile kafasını karıştırıyor. Dediğim gibi arkadaşlar işimiz zor. Aynı zamanda dün de yine bir, o gelişmeyi bile unuttum. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan görevinden ayrılmak istediğini belirtmiş. Yerine Sayın Nurettin Nebati Beyefendi gelmiş. Kendisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Allah Nurettin Nebati Bey'i görevinde başarılara nasip eder ve inşallah enflasyonu düşürür diye temenni etmekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.